Şimdi sektörler arası Türkiye turu Müslüm Hızı'yla devam ediyor ve şimdi sizlere İstanbul TÜYAP Sodex Fuarı ve her zaman olduğu gibi en fazla ilgi çeken standlardan Burner Power firmasına konuk olduk. Yanımızda işletmemizin yönetim kurulu başkanı Sayın Altu Kara İbrahimoğlu beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 2015 ve günümüze kadar 4 yıl başarılı çalışmalarıyla bugün sektöre yön veren firmalardan biri. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Altu Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sizlere başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok fazla ilgi gören bir standsınız. Bu kadar yoğunluğun içinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Altu Bey ben işletmeniz ve hizmetlerinizle ilgili bütün bilgilerinizi alacağım ama öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Sormak istiyorum. Altu Kara İbrahimoğlu, siz tanıyabilir miyiz? Bu sektöre nasıl başladınız? Tabii, Giresunluyum. Giresun'da bu sektöre başladık. Türkiye'nin biyokütle pelet imalatı üretim konusuna ağırlık verdik. Türkiye'nin büyük entegre odun pelet tesisini kurduk. Büyük pelet sanayi AŞ ile beraber. 2015 yılında faaliyete geçtik. 30 bin ton yıllık kapasiteli pelet tesisimiz. Tabii deniz kenarı bir il olduğumuz için Giresun ilinde biz ürünler ürettiğimizde ürünü ihracat düşüncesiyle beraber faaliyete geçmiştik. Fakat ülkemizdeki ne yazık ki nakliye, navlun maliyetleri vesaire göz önünde bulundurulduğunda, deniz taşımacılığı bulundurulduğunda açıkçası çok da rantabil olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında ülkemizdeki pelet kullanımı, kömür kullanımı, doğalgaz, CNG, LNG gibi kullanımlarda tamamen yurt dışından alınan ürünler olması, dövize bağlı ürünlerin olması nedeniyle ürünü ülkemizde kullanmanın ve yaygınlaştırmanın doğru olduğu düşüncesi kanaatine vardık ve bu yatırımlarımıza bu yönde devam ettik. Sonrasında tabii ürünlerin kazanlarda dönüşümü, kullanılması, doğru yakılması, verimli yakılması konusunda çalışmalar yürüttük. Bununla da ilgili Burner Power'la ilgili bir yatırım gerçekleştirdik 2 yıl kadar önce. Ciddi bir Ar-Ge ve know-how süresi oldu. Bunda üniversite ve TÜBİTAK'la beraber çok ciddi çalışmalar yürüttük. Ve Burner Power Kara İbrahimoğlu Makina Sanayi AŞ bünyesinde ürünlerimizi üretmeye başladık. Şu anda da dünya ile yarışabilecek kıvamda, ihracatta da şu anda belli satışlara ulaştığımız, iç piyasada da yine buhar kazanları, ısınma amaçlı kazanlarda yine kullanılan, sanayinin ve endüstriyelde kullanılan 200 kW ile 2500 kW aralığında, yani 2,5 megawattı bulan bir güç anlamında şu anda büllörler üretmekteyiz. Ve sektörde tabii çok daha büyük bir yenilik açtık. Çünkü Türkiye'de biyokütle adı altında yapılan çalışmada, yani sadece genelde pelet denildiği zaman odun peleti, çünkü kazan firmalarını genelde Türkiye'de üretim yapan firmalar odun peleti üzerine ağırlıklı çalışıyorlar. Çünkü odun peletinin sistemindeki külü %1'dir. Biyokütle dediğiniz zaman taşlaşmalar olur. %5 kül, %10, 15 küller içer. Çünkü tarımsal atıklardan meydana gelir. Bu mısır sapı, ayçiçek sapı, çay peleti şeklinde, fındık kabuğu vesaire şeklinde devam edebilir. Dolayısıyla bu ürünlerin tabii kül miktarları çok daha yüksek, yönetilmesi çok daha zor. Biz de yapmış olduğumuz teknolojide hareketli ızgaralarla beraber içerisindeki yanma performansını düşürmeden, kapasitesi hiçbir şekilde güç kaybetmeden yanmayı sağlayarak içerisinin temizliğini de otomatik olarak gerçekleştirdik. Bu dünyada birkaç tane firmanın yaptığı bir iş. Çünkü genelde ağırlıklı firmalar 200 kW, 500 kW aralığındaki, yani 20 kW ile 500 kW arasında ürünler üretmekte. Ama bizim cihazlarımız endüstriyelde oldukça büyük ve büyük buhar kazanlarına hizmet verebilecek kabiliyette ve güçte. Çok da ciddi bir ilgi gördük. Sağ olsunlar buhar kazan üreticileri firmaları, kazan firma sahipleri biyokütle ile ilgili yapmış olduğumuz yatırımı sağ olsunlar çok beğendiler. Yapılan cihazlarını çok beğendiler. Bununla ilgili ortak çalışmalar konusunda da bu fuarda çok başarılı anlaşmalar imza attık diyebiliriz. Şimdi bugüne kadar yaptığımız çalışmalar Türkiye'nin 81 ilinden gelen taleplere cevap verebildiği gibi yurt dışında da çalışmalarınız var. Tabii. Hangi ülkelerle çalışma yapabiliyorsunuz şu an? Tabii. Şu anda ülkeler arasında tabii ağırlıklı şu anda Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, son dönemlerde işte Şili'den gelen farklı talepler var. Hindistan'dan gelen talepler var. Bunları değerlendiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalara başladık. Şu anda o ülkelerde de tabii orman atıkları, envai atıkları, tarımsal atıkların olduğu ülkeler. Zaten Avrupa'da biyokütle dediğimiz zaman çok yaygın. Dünya artık emisyonu düşürmeye çalışıyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan da bir tanesi bu, biliyorsunuz. Biz emisyonu doğalgazla düşürmeye çalışıyoruz ama tabii ki doğalgazda ne yazık ki bizim cari açığımızı hızla arttıran bir ürün. Ülkemiz çok kıymetli topraklara sahip, ciddi de tarımsal atık potansiyeline sahip bir ülke. Bunun çok iyi değerlendirilmesi ve bunun enerjiye dönüştürmesi gerekiyor. Biz buna yerüstü madenciliği diyoruz. Bu çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yerüstü madenciliği artık Türkiye'de başladı. Startı tam olarak verildi ve bundan sonra hızla büyüyeceğine inanıyorum. Şimdi, ben ayrıca Türkiye Pelet Enerji Birliği, Pelet Üreticileri Enerji Sanayicileri Derneği Başkanıyım.
Tüm Türkiye'deki pelet üretici arkadaşlarımızla da bu konuda biyokütle üretmeleri konusunda da çok ciddi anlamda iş düşüyor. Ve hızlı bir şekilde de büyütmeyi planlıyoruz inşallah üreticilerimizle. Gelecekte hem israfı önleyen aynı zamanda da ekonomiye çok büyük katkılar olacak bir yatırım olacaktır. İnşallah. Buradan da işletmecilerimizi duyurmuş olalım. Şimdi işletmenizin biraz konumundan söz etmek istiyorum. Giresun 2. Sanayi Organize Bölgesi'ndesiniz. Organize Sanayi Bölgesi'ndesiniz. 15 bin metrekarelik bir alan ve bünyenize çalışan sayısı nedir efendim? 60 kişi çalışan sayımız var. Pelet imalatı ve makine imalatı kısmımızda. Üretimimizde 15 bin metrekare dediğimiz gibi alan içerisinde 6 metrekare kapalı sahada gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz bu Peki, anlamda. Peki gelecekle ilgili projeleriniz neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? Tabii sektörün ucu çok açık. Biyokütle dediğiniz zaman işin içerisinde peletle beraber ısınma ve işte peletlemek, tüm biyokütle ürünlerin peletlenmesi, yakılması, ülkemizde ne kadar büyük kapasite. Örnek veriyorum, ben bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. İspanya çok güzel bir örnek. 150 bin ton kapasiteli 2011 yılında bir kapasiteye sahipti. Şu anda günümüzde 8 yılda devlet politikalarının da bu anlamda teşvik ve destekleriyle beraber ülkemizde bu farkındalık yaratılması gerekiyor artık bu anlamda. Şu anda İspanya'da bu tonaj 1 milyon 150 bin tona ulaştı. Ve ülkenin yani 1 milyon tonluk neredeyse bir artış yakaladı 8 yıl gibi sürede. Bizim ülkemizde de bu olabilir. İtalya'da 20 milyon tonluk bir kullanım kapasitesine sahip bir noktada biyokütle. Tüm dünyada çok ciddi miktarda kullanılıyor. Bizim de buna arazilerimiz, arsalarımız, her şeyimiz buna çok uygun. Üretmesi oldukça karlı olan bir ürün. Ve en her şeyden önemlisi çevreci ve emisyon değerleri çok düşük bir ürün. Üretilmesi ve kullanılması anlamında çok büyük avantajlar sağlıyor. Geçen 5 yıllık süre içerisinde ciddi anlamda bugün sektörde en fazla tercih edilen, herkesin güven duyduğu, çok büyük işletmelerden, bugün sektöre yön veren firmalardan birisiniz. Evet. Ben sizi bu zirveye çıkaran özelliklerin bir tanesini, tabii ki ürün kalitesi, sizin insanlarla olan ilişkileriniz, fiyat politikalarınız, dürüst çalışmalarınız, ama olmazsa olmasın da müşteri memnuniyeti olduğunu biliyorum. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde de kurulduğumuz günden bugüne sizleri tanıyan, tercih eden, sizlerle çalışan ve ürünlerinizi kullanan değerli dost ve müşterileriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya da devam evet, ediyorlar. Onlara da buradan son olarak bir teşekkür mesajı tabii, alabilir tabii, çok teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiği, güvendiği için, inandıkları için. Bizler de onları mahcup etmeyeceğiz. Bunu daha da ileriye taşıyacağız. Ama ülke olarak ileri taşımak zorundayız. Hep beraber, hep birlikte inşallah. Tekrar çok teşekkür ederim. Yoğun ben teşekkür çalışma ederim. Ve bize zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Çok özür size de iyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.